Şu halime tipime bakmayın ama videoma hoş geldin. Hepiniz yeni videoma, yeni vloguma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Kaç Temmuz bilmiyorum. Sadece günün pazar olduğunu biliyorum. Ve bugün şöyle bir şey oldu. Gerçekten çok korktum ve tedirgin oldum yani. Çünkü neden diyeceksiniz? Ben kendimi bir tek burada çok huzurlu ve güvende hissediyordum. O da hiç burada öyle bir şey yaşamadığım için. Yani geçmişte böyle bir şeye tanık olmadığım için buradaydı. Çok önemli bir şey değil. Evet ama yine de benim çok büyük bir fobim olduğundan dolayı bu. Birazcık kötü etkilendim. Oturuyorduk balkonda dışarıda. Babamın öksürmesiyle birlikte balkon sallandı. Babam öksürüyor, balkon sallanıyor. Böyle birkaç kere alttan güm 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 vuruyor. Ama babamla olduğumuz kısım da ayrı. Yani babamın oturduğu taraf beton, benim oturduğum taraf betopan. Yani alçıpanın beton halini düşünün. Babam ben orayı sallamam ki dedi. O zaman dedim deprem oldu. Yok falan, ne depremi, biz hissetmedik falan muhabbet oldu derken. Sonra burada bir tane ablam var. Berna ablam, kuzenim. O dedi ki hani deprem oldu hissettim mi dedi. Dedim deprem dedim o. Meğerse gerçekten de deprem olmuş. Hem de nerede olmuş biliyor musunuz? Giresun'da. Giresun'da deprem olmuş. Tabii ki burada da hissedildi ve hani enteresan olan şey biz köydeyiz. Dağın en başındayız. Bir de yani enteresan olan bu değil bu arada. Hani burada çok fazla hissedilmiyor çok şükür. Allah hiç kimseye hiçbir yerde hissettirmesin. Giresun'da fay hattı, yani Giresun'da deprem olan yerde fay hattı yokmuş. Bilmiyorum, böyle birazcık şey oldum ama iyiyim. Yani öyle çok büyük hissetmedik. Bu arada geçmiş olsun hisseden herkese. Giresun'dan izleyenler varsa size de. Herkes şok içinde yani. Giresun'dan hiç dışarı çıkmamış insanlar, hiç deprem yaşamamış insanlar. Yani deprem buna sallantı. Hani biz bunda bu kadar sallandıysak öbür depremleri düşünemiyoruz falan diyorlar. Ama ben şeyde okumuştum. Orta Karadeniz'de deprem bekleniyor diye bir işte deprem uzmanının bir haberini de okumuştum. Ne bileyim, öyle yine bana denk geldi. Geçen maalesef ki 6 Şubat depreminde, Kahramanmaraş depreminde de Ordu'da merkezdeydim. Orada onu da hissetmiştim bayağı. Şimdi burada bunu gerçekten hani insan bir şeyden ne kadar kaçmaya çalışırsa o kadar peşinden geliyor herhalde. Buna artık inanıyorum. Artık saldım ya. Al ya, duadan başka şeyimiz yok. Allah'ım sen koru. Sen hiç kimseye yaşatma. Hiç kimseye hissettirme. Tabii ki de deprem bizim ülkemizin, dünyamızın bir gerçeği. Ama olacaksa da biz hissetmeyelim. Hiç kimse hissetmesin. Olsun, geçsin, gitsin, bilsin. Hissetsek de böyle ay ne oldu falan olup tekrar yerimize oturalım. İnşallah bir daha tekrarlamasın böyle büyük depremler. Bilmiyorum ama enteresan yani. Karadeniz'de çok zor. Allah'ın işine de karışmak olmaz tabii ki, Rabbim isterse nerede yerle göğü bir eder zaten, ama hani geçmişe bakarak konuştuğumuzda Karadeniz'in böyle bir geçmişi yokken böyle bir şey yaşanmış olması beni bir tık böyle bir şey yaptı. Ne söyleyeyim, Allah Allah falan dedirtti ama çok şükür şimdi de hızlıca bir duşa girdim çıktım. Uraz uyuyor. Babam uyuyor. Babam bugün çalışmıyor. Annem de işte yemek falan yapıyordu en son. O da hazırlanacak. Sonra hep birlikte merkeze ineceğiz. Onun için hazırlanacağım ben de inşallah. Dedim ki birlikte hazırlanalım. Bir tripodumu alıp geleyim ama. Evet, bayağıdır şöyle birlikte hazırlanmıyorduk. Dedim ki hızlı hızlı geniş geniş birlikte hazırlanalım. Hem de ritüellerimde değişen şeyler... Ritüel mi dedi? Rutinlerimde ne ritüeli? Rutinlerimde değişen şeyler olmuş mu? Birlikte bakalım. Duşta yüzümü eskiden beri kullandığım eski takipçilerim çok iyi bilir. Nivea'nın sen şeysin. Jeliyle her duşta muhakkak yıkıyorum ve ardından uzun süredir yine kullandığım şu Sinoz'un şöyle bir şey, tamam mı dostlar? Bunu Trendyol'da dolaşırken görüp yorumlarına bakıp yorumları satın almadılarsa çok güzel şeyler gördüğüm için hiçbir kötü yorum yoktu ve aldım. Gerçekten çok güzel. Bana da ara sıra şey yazanlar oluyor işte, makyajsız zil cildin güzel gözüküyor, ne kullanıyorsun diye. Bunu kullanıyorum. Şöyle pamuk yardımıyla yukarı çektirerek yuvarlak yuvarlak uyguluyorum. Bu gözeneklere de iyi geliyor. Yüzdeki pürüzlere de. Keşke biraz da şey yapabilsem hani. Çok düzenli kullanabilsem, maalesef kullanamıyorum çok düzenli. Bazen unutuyorum. Bazen aklıma geliyor, üşeniyorum derken. Bu kadarı bile bana fazla aslında. Sonra da ne yapıyorum? Nerede? Heh, burada. Gözaltı kremi olarak şu anda bu Herbaderm'i kullanıyorum. Söylemiştim bunu ben hamileliğimden önce kullanıyordum zaten ama hamileliğimde doktorum içinde beyazlatıcı olduğu için önermediğinden dolayı da hamileyken bırakıp klinik markasına geçmiştim. O da çok güzeldi ama o bayağı yüksek fiyatlı. Hani ben alıyorum çünkü bayağı uzun süre gidiyor. Fakat şimdi yeni bitmişti İstanbul'dayken, dedim orada bunu kullanırım. Çok da önemli değil zaten, genelinde köydeyim.
Ama videolar da yiyor. Neyse, kapatıcı falan idare ediyoruz. Bu şekilde bunu uyguluyorum. Ve şimdi saça geçiyoruz. Yüzüme daha başka bir şey yapmıyorum dostlar. Çünkü benim yüzüm, cildim, suratım şöyle ki. Ne kadar ben ona bir şey yaparsam o kadar geri kusuyor. Tek bir ürün, iki bir, yani maksimum iki ürün benim için. Bir yıkama jeli, bir de tonik. İşte böyle şey, nemlendirici zaten ben asla kullanamıyorum. Aşırı nemliyim. Zaten genelim de nemli. Şimdi saçıma şunun şampuanıyla yıkadım. Tekrar bunu sıkıyorum. Eğer saçınızı düz kullanmayı seviyorsanız gerçekten çok başarılı bir ürün. Tararken de yardımcı oluyor bir tık ama o diğer tarama spreyleri kadar olmuyor. Mesela nasıl söyleyeyim? Şunun kadar olmuyor. BB Beauty'nin çok ucuz, uygun fiyatlı bir saç spreyi bu. Sıvı saç kremi diye geçiyor. Hatta keratin etkili. Ama o geçen seneden kaldığı için bozulmuş diye çok kullanamayıp şunu almıştım. Hatırlıyor musunuz? Bunu da çok beğenmedim ya. Ne bileyim. Yani ilk başta kokusu güzel kokuyordu ama saçta bıraktığı kokuyu çok sevmedim. Bu çok güzel kokuyor saçta da. Herkes parfümümü soruyor. Diyorum ki ben parfüm sıkmadım ki şu an. Saç spreyi sıktım sadece. Böyle şimdi hızlı hızlı saçlarımızı tarıyoruz. Bunu da söyleyeceğim. Şu tarağım. Saçım çok dökülüyor tabii ki de. Hatta kopuyor. Neyse, bu tarağı da şey, geçen yıllarda yine buradayken öyle rastgele almıştım. Yani nasıl bu kadar ucuz olup bu kadar dünyanın en iyi tarağı çıkabilir? Gerçekten bilmiyorum. Çok çok güzel. Hiç yolmuyor. Evet, şimdi şöyle bir şey de var. Bu arada çarşıya da bununla ineceğim merkeze. O yüzden giydim bunu yani. O hazırlanırken giydiğim bir şey değil. Saçımı boyattığımdan beri pres uygulamamaya o kadar özen gösteriyorum ki. Pres dediğim şey de bu şey. Düzleştirici. Ne yapıyorum? İşte böyle ıslakken spreyimi sıkıp tarıyorum. Daha sonra da kurutma makinesiyle taraya taraya kurutuyorum. Ve siz benim saçımı düzleştirdiğimi düşünüyorsunuz. Ama aslında hayır, şimdi göreceksiniz. Bir de saçlarınızı asla tuvalete atmayın, tamam mı? Çöpe de atmayın aslında. Çünkü kuşların ayağına falan dolanıyor. Bilmem ne oluyor. Biz burada yaktığımız için genelde çöpleri atabiliyorum. Çok da zararlıymış. Yani biriktirip biriktirip toprağa gömmek falan gerekiyormuş. Haberiniz olsun. Bakın, bu benim çeyizime aldığım şey. Fön makinesi. Ama bunun başına gelmeyen kalmadığı için bozulmuştu. Ondan sonra babam da ben yaparım onu deyip almıştı buraya taşınırken. İyi ki de almış çünkü ben saçımı kurutmadan durmam. Bizimkilerin hiç işi olmaz kurutma makinesiyle. Bekarken bile, birlikte yaşarken bile ben alıyordum yani hep. İşte ay, şu an bugün çok sıcak olduğu için gerçekten çok uğraşamadım. Normalde tamamen kurutuyorum. Şimdi diplerim ıslak kaldı mesela. Ama olsun. Böyle saçlarım zaten dümdüz oluyor. Bir tane daha bir şey yapıyorum. Onu da hemen göstereyim. Bunu daha önce de göstermiştim diye hatırlıyorum ama şöyle saçıma şu yağ kullanıyorum. Bunu bana kuaför vermişti ve gerçekten çok güzel kokuyor ve güzel yapıyor. Ve o kadar az alıp o kadar çok etki göstermesi de az ürünle gerçekten çok güzel. Markasını boş verin. Her şeyin de markasını söylemeyeyim şimdi. Her şeye ve herkese iyi gelmeyebilir çünkü. Ama benim saçımın kesinlikle böyle bir yağ iddia. Çok güzel kokuyor ya. Kokusu için de sürüyorum. Normalde Pantene'in falan kullanıyordum ben, var ya bu argan yağları. Bunu verdi bana hediye olarak. Ya da vicdan olarak. İstediğim saç rengi olmadı sonuçta. Ondan sonra neyse. Çok güzel kokuyor. Hani bu kuaförler saçın, kuaförden çıktıktan sonra saçınız çok güzel kokar ya. İşte o bu. Şöyle güzelce yedireyim. O yıpranmışlığı bir tık böyle, bir tık da değil ya, bayağı azaltıyor yani. Onu da söylemiş olayım. Bir de geçen videoda söylemiştim ya, Dayotak kullanın, Rolon kullanın falan diye. Benim Dayotak'ım bitmiş bu arada. Bitmişti yani, bir türlü alamadım. Unutuyorum. Ama şunu kullanıyorum. Loose B'nin. Ayrıca bu beyazlatıyor. Whitening Rolon. Beyazlatıcı deodorant diyor. Anti perspirant falan filan. Neyse, bu da güzel. Bunu kokutmuyor yani. Konu oraya gelecekti. Bu arada elinizdeki yağ geçtikçe böyle yağlı bir his kalmıyor. O yüzden saçınızda da ağırlık yapmıyor bu yağ. O kadar övdüm, bari göstereyim. Dur ya.
Ya okuyamayacağım ve hiç bilmediğim bir şey için belki merdiven altı bir şeydir. Önermek istemedim ama meraklısı oradan bakabilir. Şöyle güzelce sürüyoruz. Tabii ki. Dur göstermeyeyim şimdi, bunu da linçini yemeyeyim. Kamera karşısında koltuk altına rolon sürüyorsun. Sen hiç utanmıyor musun? Bu utanılacak bir şey değil bu aslında. Herkesin yapması gereken bir şey olduğu için utanmıyorum. Şimdilik hazırım. Dediğim gibi belki bir maşa dolarım. Dediğim gibi pres yapmıyorum ama maşa kullanıyorum. Geçen de wax yapmıştım. Wax çok 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 daha tehlikeli bir şey. Ondan sonra makyaj yaparım. Hafif bir makyaj yaparım. Çünkü biz çarşıya dediğim gibi böyle hem orasının birazcık gönlü olsun diye gidiyoruz. Çünkü beyefendi oyun parkına gitmek istiyormuş. Hem de alışveriş yapacağız, market alışverişi. Ben geçen gün indiğimde kıyafet alışverişi yapmıştım. Çünkü market alışverişini taşıyamazdım. Dolmuşla çok zor oluyor. Zaten dolmuş böyle. Neyse geç oraları. Bir şey söyleyeceğim. Söylemeyeceğim de bu aralar bir şey fark ettim arkadaşlar. Bu aralar benim yaptığım, söylediğim şeyler çok batıyor. Ve neden sizce? Videoda bir şey oluyor ve o eskiden mesela çok daha kötü şeyler olurken hiç dikkat çekmezken en ufacık bir şey çok dikkat çekiyor. Bunun bir sebebi var mı? Yani bilmiyorum, son böyle bir 2 aydır falan ve orduya geldikten sonra özellikle çok fazla böyle yorum olumsuz olmasa da ben aşırı negatif bir enerji alıyorum. Fark ediyorum yani bir sıkıntı var ama o sıkıntını da ben kendimde göremiyorum. Göremediğim için de fark edemiyorum. Eğer siz görüyorsanız lütfen söyleyin. Neden yani benim her söylediğim, her yaptığım şey böyle aranızdan birkaçına batıyor? Gerçekten batıyor yani, kusura bakmayın, bunun Türkçesi bu şekilde yani bizde. Çok merak ediyorum, lütfen benimle paylaşın olur mu? Ben anlamlandıramıyorum çünkü yani kendi halinde yaşayan, atıyorum yani çocuğuma yatakta uyuması için hikaye okurken yayınladığım sahneler batmış birilerine. Hani böyle şeylerden bahsediyorum yani. Oraya da yazmışım, tamam biraz uzun koydum ama uzun koyduğumu fark ettiğim için zaten yazdım ki bu sahneler gelecekteki ben ile oğluma hediye, hani anı hatıra. Çünkü tamam, ben her ne kadar burada insanlar birazcık keyifle vakit geçirsin, işte kafasını dağıtsın, tamam bir yerde bir harçlığım çıksın diye yapıyor olsam da bu işi, bir noktada da kendime hatıra bırakıyorum YouTube kapanana kadar. Hani o yüzden atıyorum yıllar sonra Uraz'la birlikte açıp o sahneyi izlemek bana kendimi çok iyi hissettirecek. İnşallah Uraz'a da hissettirir. Ve o yüzden paylaşıyorum. Orada da belirtiyorum. Çünkü hani sıkılabilir. Farkındayım bu sahnelerin sıkabileceğini size ama oraya da hani yanlış anlamayın diye yazıyorum ki hani ilerletsin. Siz orayı izlemek istemiyorsanız şöyle birazcık ileriye alın. Merak ettiğiniz, meraklısı olduğunuz yeri izleyin. Yani daha ne diyeyim ben? Bırakın ne yayınlayacağımı da ben karar vereyim ya. Gerçekten neyse. Seviyorum sizi. Abone olmayı unutmayın şimdi. Gidiyorum. Az sonra makyaj yaparken görüşürüz. Evet. Aralarda Uraz uyandı. Hemen hızlıca mamasını yattım, yedirdim. Değil mi? Sonra da biber dolması yedi benim oğlum. Sonra düğün davetiyesi için akrabamız geldi. Şimdi çok hızlı bir makyaj yapacağım ama herkes bana şeyi soruyor. Şu gölgeyi nasıl yapıyorsun diye orayı detaylı bir tekrar göstereceğim. Daha önce de defalarca gösterdim ama tabii izlemeyenler oluyor, unutanlar oluyor, bir şey oluyor. O yüzden şimdi oraya kadar... Tamam oğlum, gel anneannen koysun o zaman ya da deden. Oraya kadar hızlı hızlı yapacağım. Oraya geldiğim zaman detaylıca nasıl yaptığımı gösteririm size. Unutmazsam inşallah, amin. Aynayı da çok uzağım şu an. Ara sıra sizi ayna olarak kullanabilirim. Kirpik diplerime yaptım. Şeye geldik. Bu paleti yıllardır gösteriyorum. Siliğin ama artık Türkiye'de satış yok. Normalde eskiden kıl fırçayla yapıyordum. Yani kıl fırçalar. Şimdi bununla yapmak çok daha kolay geldiği için bununla yapıyorum. Bakın şimdi şöyle sağına solana buladım bu siyah farı. Hemen şu şekilde eyeliner çekermiş gibi, göremiyorum da. Şöyle. Bu kadar. Dağıtıyorum oraya. Tek önem verdiğim şey gözümün ortasında bitiriyorum. Pınarıma kadar asla yaklaşmıyorum ve bu şekilde bitmiş oluyor. Şimdi rimelimi, cartımı, cırtımı sürüp
makyajımı tamamlıyorum. Tamamlanmış haliyle bir gösteririm. Çünkü biraz durmuyor. Buraya yanıma gelmek istiyor. Burası da şu an onun için tehlikeli. Ben içerilerde bir yerlerde yapmaya çalışacağım makyajımı. Evet, makyajım bitti. Saçımda maşa yapmaktan vazgeçtim. Çünkü çok sıcak ve bak yenildim, şuradan sokuldum şimdi. Çok sıcak. Uraz'ın peşine de koşturacağım için bayağı terlerim yapışır. O yüzden dedim şöyle topla gitsin anneciğim. Topladım. Bu arada bu elbiseye giyeceğim demiştim ya. Bu elbise de gayet uzun. O yüzden rahat ederim parkta. Cartta curtta ediyorum yani. Daha önce etmişliğim var bu şekilde. Bunu giydim. Kole mole hiçbir şey takmıyorum. Sadece şöyle küpelerimi değiştirdim. Elbiseye uygun bir ince küpe taktım. O da hadi havamız olsun diye. Yüzük müzik zaten hiçbir şey takmıyorum. Gerçekten şu yüzük parmaktan bir kere çıkınca bir daha girmiyormuş. Eren'i şimdi çok daha iyi anladım. O çalışırken çok zorlandığı için yüzüğü bir çıkarmıştı. Sonra bir daha da takamamıştı. Ben de hamileyken yüzüğüm bol çok sıkıyor diye bol artmıştım. Büyütmüştüm yani. Büyük yüzük almıştım. Hamilelikten sonra yüzük benim parmağımdan düşmeye başladı. Parmağımdan düştü bir gün. Denizde mi artık nerede nereye gittim bilmiyorum. Kayboldu. Gitti, farkında bile değilim. Çünkü normalde çok severim yüzük takmayı. Şimdi tekrar bir alyans almakta kendim istemiyorum. Neden gidip kendime bir alyans alayım ki, değil mi? Eren de almıyor. Kendi bilir, ben de takmıyorum, o da takmıyor. Biz yüzüksüz evliler diye geziyoruz ortalıkta. Önemli olan gerçekten gönül bu arkadaşlar. Yüzük, yani bütün parmağını yüzük taksa da bir sıkıntı çıkaracak olan bir şekilde çıkartıyor yani. Tecrübeyle sabit. Hadi bakalım. Şimdi hemen hızlı hızlı gidip artık Uraz'ın üstünü değiştiriyorum. Sonra da çıkıyoruz. Urazcığımı eğlendiriyoruz. Şu yedek bataryamı yanıma alayım. Siz de bütün anlarımıza bizim Allah'ın izniyle şahit olun. Ya gözüme. Evet, benim oğlum hazır. Nasıl olmuş bak. Beğendin mi kendini? Yakışıklıysın. Çok yakışıklıyım be. Maşallah be. Gözüme baksana. Gözüme. Ben de mi çok yakışıklıyım? Hadi baksana. Evet, çok güzel bir gözlük bu. Harikasın. Bak gittim. Hadi gideyim o zaman. Dedesi. Dur, dede namazını kıldı. Şimdi anneanne de kılsın. Gel buraya. Öyle yapma ama kırılmasın. Gözüne güneş gelir. Ne kalmış? Yiyeceğim çocuk seni. Bir yiyeceğim seni var ya. Bebe baksana. Gözüme bak. Çok güzel bir gözlük bu. Kim almış? Kim almış acaba? Kim almış acaba? Kim almış? Anne. Anne almış. Senin annenin adı ne? Handan'ı ozuna. Anne. Bir daha tam söyle. Güzel söyle. Gittik. Adım ne benim? Ne? Oo, araba da gıcır gıcır olmuş. Nereye, ne arabaya bindin sen? Hangi arabaya bindin? Sen yavaya bindim ama iyi gitmiyor. Ama iyi gitmiyor bu araba. Nasıl yani? Gitmiyor ama. Gidiyoruz işte. Gidiyor. Yaşa, ay hadi klima hadi. Sıcak mı? Ay bir şey söyleyeceğim. Siyah araba gerçekten. Öyle bir güneş çekiyor ve sıcağı hapsediyor ki içine. Çok kötü klima açtık ama faydası yok. Aynen Acık Baba kendine gelene kadar cam açıyor mu, yoksa çocuk terden gidecek yani. Oy. Şey yavayı düşüştük. Efendim? Şey yavayı düşüştük. Araba hangi marka araba be? Hangi marka be? Hangi marka? Hangi marka? Düşünüyorum ben bu hangi marka? Görmedim ben. Hangi markaydı baba? He? Toyota'ymış oğlum. Toyota'ymış. Kim yavaşı? Tanımıyoruz anneciğim. Tanımıyoruz. Yok, tanımıyoruz. Yok. Ben? Şşş. Kime daldın? Alo. Alo. Hayır. Tamam be. Ne oldu ki? Evet, biz yine bu bataklığa düştük. Sanki evde akülü arabası yokmuş gibi. Burada sürekli buna binmek istiyor. Ve unutmuyor da. Bir saniye, bir annem de bırakamıyor, peşinden gidiyor. Bay bay, görüşürüz oğlum. Denize uçma, dikkat et.
Çevir 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 çevir. Aferin sana be. Şimdi düzelt direksiyonu, düz yap. Yok yaptım. Öbür tarafa, öbür tarafa. Burası sonunda insanları yönetmekten vazgeçip Burası çok komiksin ya. Binebilirsin tabii ki de. Gel bak, bu taraftan çıkabilirsin. Koş koş. Koş, çıkabilirsin kendin. Evet, insanları yönetmekten. Ya gerçek bak, bisiklet de oraya çıkıyor diye kızıyor. Sen öyle yapma, düşersin. Sen böyle yapma, şöyle olur. Çık oradan, burası olmaz, bu tarafa geç diye 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 yarım saatte bir kaydıraktan kaydı şükür. Az gidişe bak. Yürü. Eşek herif seni. Büyükler içinmiş, laflara bak. Çok biliyorsun. İstediğin yerden kayabilirsin. Orası hariç. Orada bebek var oğlum. Oradan kayma. Bebek oynuyor orada. Tam arkanda. Hı, gel. Tutabilirsin. Geliyor, 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 geliyor. Hoppa! Evet, biz şimdi Pidangöre geldik ama kameramın vidası düşmek üzere. Dikkatli, yavaş. Uras koşturuyor da şu an güneş tam boz tepenin üstünde olduğu için çok terse kalıyor ışık. Şurada bir yerde bir Uras var. Bugün günlerden pazar olduğu için de Pidangör boş birazcık. Çünkü insanlar köyünde, sahilde falan oluyor. Çok da sıcak olduğundan dolayı. Dikkat et oğlum. Beni bekle. Beni bekle şimdi, tamam. Öyle geldik, biz de yürüyoruz. Uraz aldığım kılıfları falan değiştirdim. Açık da Allah'tan orası. Ne yolu? Ne var orada? Ay Allah'ım, arçelik yok. Uraz ya. Hadi gel, gidiyorum. Tamam, bırak arçeliği şimdi, gel. Bak, hatta karşısında da ne var bak. Öbür tarafa bak. Nereye gidiyorsun? Anne, limon tuzu almayacak mıydın? Uras. İnsanlar arçelik beko gösteriyor. Tamam, hadi yanıma gel artık. Kaykanasın sen, kaykana. Ne? Sen benim kaykanam. Ne yapıyorsun sen? Yap, yine yap. Bak ya. Hareketlere bak ya. Ne yapıyorsun sen ya? Ben kapı yaptım. Ama sen de şimdi. Sen yorulmadın mı oğlum? Orada benim de çalışan bir Abdurrahman var orada. O köprüden ben geçebileceğim mi peki gerçekten? Eyüp bir mezarlığımı bir çöktü. En çöktü. Nereden geçeceğim? Başladığım noktaya geri döndüm. Evet, biz köyümüze, evimize geri geldik çok şükür. Marketlere girdik. Ondan sonra geçen videoda bahsettim, halamın yanına uğradık. Bir Leyla halamın yanına. Onlar da enişten falan oturduk, ettik, güldük, söyledik çok şükür. Sonra da hemen köye geri çıktık. Saat şu anda 10. Uraz bayılmak üzere. Hızlıca ben büstümü değiştirdim ve hemen gidip Uraz'ı uyutacağım. Karnını doyurdum çünkü gelir gelmez. Biz de geleli 10 dakika falan oluyor. O kadar acıkmış ki. 5 dakika içinde bütün tabağını bitirdi açlığından. Afiyet olsun inşallah. Şifa olsun bütün evlatlara. Öyle ben de haber vermek istedim. Bir sürü şey aldım yine kendime dostlar. Ben niye böyleyim bilmiyorum ama aldım yani. Diyorum ya, burada oturdukça insan böyle bir şey yemek falan istiyor. Ben de yiyebileceğim nadir şeylerden aldım. Bak, aldıklarıma hala daha dikkat ediyorum bu arada. Kilo vermeye uğraşmıyorum ama yediklerime dikkat ediyorum. Bir de yine bir sürü kahve aldım. Şunu da çıkartayım, bitireyim. Sabah açmıştım, hepsini içemedim. Ağzı açık, geri koydum yarısını. Ama çoğu gelmemiş buraya. Annem getirmiş bunları, yarısı aşağıda kalmış. Şimdi onları da ben alırım. Ama bakın var ya, iyi ki elbise giymişim bugün.
Elbiseyle o kadar çok rahat ettim ki muhtemelen şimdi Trendyol'a gireceğim. Siparişlerimden bakacağım. O elbiseyi Trendyol'dan almıştım. Siparişlerimden bakacağım. Aynı model kalıp şeyin farklı kumaş desenleri var mı varsa alacağım. Ya tam anne elbisesi bu arada. Parkta falan çok rahatlık, özgürlük falan. Ondan sonra ne bileyim terletme de ifil ifil de çok güzeldi. O yüzden dediğim gibi onun başka kumaş desenleri varsa onları da almak istiyorum. Işığım çok kötü. Işığım gerçekten çok kötü. Evet, şimdi evin yarısı uyudu, yarısı ayakta. Yarısı Uraz'la babam, yarısı annemle ben. Çay içtik, kahve içtik. Kahve içmedik, çay içtik. Ondan sonra işte Instagram canlı yayın açtım ve çok eğlendim. Bu sefer gerçekten çok güzel geçti. Canlı yayını kapattım, kendime cool lime yaptım. Bugün markete gittiğimizde almıştım. Bu şey var ya hani demesin. Bir ölçe, üç ölçek falan. Ondan yaptım. Ay çok güzel, çok güzel gidiyor. Şöyle. Şimdi bugün başlamışken akşam da devamını getireyim diye bir şeyler söyleyeceğim şimdi size. Bir dakika. Nane. Ben naneyi seviyorum galiba. Makyajımı temizleyeceğiz efendim. Neyle temizleyeceğiz? Bununla. Bakın bunu oraya gelmeden önce İstanbul'da almıştım. Burada ne kadar çok kullandım. Çok sevdim. Çok sevdim. İçinde C vitamini var çünkü. Makyaj temizleme suyu. Bununla makyajımı güzelce ne temizliyorum. Ama bakın nasıl temizliyorum. Benim kadar çirkin makyaj temizleyen yoktur. Bak ben size söyleyeyim. Yani sanmıyorum yoktur. Pamuğumu alayım, pamuğumu. Şöyle güzelce dökelim. Önce gözümüzden başlıyoruz. Ovalıyoruz, ovalıyoruz. Çıkmıyor. Ovalıyoruz, ovalıyoruz. Şey, waterproof rimel kullandığım için bir tık zor oluyor. Ama bugün çok fazla maskara uygulamadım. Bir kat uyguladım, geçtim. Yes. Yes, 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 yes. Diğer tarafıyla arkasını çeviriyorum. Diğer gözümü de bir tık şöyle ovalıyorum. Ve wow. Yandım gene ya. Gözünüzün içine kaçırmamaya çalışın. Bakın şimdi arka tarafı diğer gözüme yapacağım. Aslında hiç çıkmamış değil mi? Evet, şimdi temiz bir pamuk alıp bu sefer cildimi. Geç cildimde var ya, kapatıcı kapatıcı bir şeyler var var. Kadar kalmış. Fondöten kullanmadığım için pudra da bu sıcakta hak getire yani. Pudra mı dayanır? Bence çıktı. Ama yine de fazla pamuk çıkarmışım. Bunu da kullanacağım. Çünkü neden olmasın? Nasıl yarısına geldiğimi anladınız mı şimdi? Ay, cool lime içeceğim, çok güzel. Oh. Boşuna atmışım, bunun çıkmış zaten. Evet, şimdi bunun birazcık emilmesini bekliyoruz. Şöyle şöyle. Sonra tabii ki sabah akşam uyguluyoruz. Bunu sabah uygulamıştım ya o toniği. Şimdi de uygulayacağız. Bir temiz pamuk alıyoruz. Ve uyguluyorum.
Ay şu eve dozirik girecek diye çok korkuyorum. Dozirik ne biliyor musunuz? Tamam. Bu da tamam. Şimdi gözaltı kremimizi sürüyoruz. Çok oldu dur. Çok oluyor çünkü. Şöyle şuraya. Ve bitti. Saçımızı topluyoruz tabii ki de. Tokamızı alıyoruz. Evet, şimdi Instagram Reels derinlik keşfet derinliklerinde gezerken uykumuz geliyor. Ve yatağa geçip inşallah mışıl mışıl uyuyoruz. Şimdilik hepinize iyi geceler. Düzen çok, istikrar çok önemli. Bakın düzen çok önemli. Bunlar olduğu zaman her şey oluyor arkadaşlar. İyi geceler.